Evet bugünkü bölümde e, veri tabanına uygulama yazmayla ilgili e, kısmı halledeceğiz. E, temel olarak da e, Java üzerinden ilerleyeceğiz. Tabi başka teknikler de olabilir ama bunların hepsi tabi ayrı ayrı derslerin kendi konuları. Biz e, bu aşamada sadece e, Java üzerinden değişik taktiklerle ilerleyeceğiz. Tabi başka şeyler de var. E, i̇htiyacımız olursa onlardan da bahsederiz. Şimdi. E, Stop prosedürlerden de biraz bahsedeceğiz. Şimdi SQL zaten biraz SQL komutlarından bahsettik. Bu SQL komutları nasıl çağrılabilir? Programlama dilinin içinden ve database'deki data'ya nasıl erişilebilir? burada bir seçenek tabii host language dediğimiz işte C++ veya Java programının içinden bunlar çağrılabilir bu SQL bu durumda SQL satırları aslında host variable'lara refer edecek. Dolayısıyla döndürdüğü mesela diyelim bir query attınız. Bu query attırdığınız zaman döndürdüğünüz değeri o programlama dilindeki bir değişkene atama yapıyorsunuz. tabii ki bağlantı yapabilmeniz için de bir satıra ihtiyacınız var. Bu da tabii hangi database'e bağlanacaksın sonuçta atacağınız database'in ne olduğunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla onun için de yine bir bağlantı yapmak gerekiyor. Şimdi burada genelde iki tane strateji var. Bir tanesi o dile ait SQL statement'larıyla embedded SQL dediğimiz bir dille bu işi gerçekleştirmek. İkincisi ise özel bir takım driver'lar yardımıyla özel apilerle bu işi yapmak. Burada da genelde Standart kullanılan driver da JDBC driver'ı. Şimdi uygulamada tabii problem biraz şöyle bir sıkıntı var genel olarak. Şimdi SQL attığınız zaman, sorgu attığınız zaman genelde birden çok rekord döndürüyoruz. Yani bir sonuç yok. Birden çok sonuç, tabii bir sonuç da olabilir ama birden çok sonuç olma ihtimali de çok yüksek. Ve e, teorik olarak da e, bir sınır da yok aslında sonucun üzerinde. Yani milyarlarca rekord da döndürüyor olabilir. Dolayısıyla bütün bu sonucu hafızada tutmak e, bir sınır olmadığı için... Dolayısıyla e, programlama dillerinde de böyle bir yapı yok. Bütün sonucu e, bir kere de hafızada tutacak. O yüzden de genel olarak başka bir taktik kullanılıyor. Bu da cursor denen bir taktik. Yani cursor taktiği aslında o anki sonucun sonucun üzerinde Ha ben buradayım şu anda. Cursor yanıp sönüyor sönüyordan e, kasıt olan cursor. Dolayısıyla ben şu anda yazının neresindeyimi gösteren cursorla burada sonucun neresindeyimi gösteren cursorla aynı e, mantık gibi düşünebilirsiniz. Okey. Şimdi embedded e, SQL'de neler var? E, dilde e, bir preprocessor var. O SQL statement'larını özel API kollarına çeviriyor. Sonra da normal bir compiler'la bu kod compile ediliyor. İşte mesela örneğin database'e bağlanmak için exec sql connect, işte variable tanımlamak için exec sql begin and declare section, statement'lar için de exec sql statement kullanılabiliyor. Şimdi mesela işte burada e, değişken tanımlamışız. Mesela exact SQL begin declare section. işte karakter CS name. Long, short, float gibi. Bunlar ne yapılabiliyor? Tanımlanabiliyor. Bunlar daha sonra dediğimiz gibi C++ diline ne yapılacak? E, çevrilecek. Tabii şimdi sadece değişken tanımlama değil. Diyelim SQL attık ama e, hata verdi. Yani SQL'imiz doğru değil. Bunu anlayabiliyor olmamız lazım. Bunun için de aslında... İki tip e, hata var, e, hata değişkeni var. Bir tanesi SQL kod, bu e, long e, bir e, sayı. error olduğunda negatif dönüyor. SQL State de standart bir string, e, sık sık karşılaşılan hatalar için kodları içeriyor. Şimdi gelelim cursor'lara. Şimdi da nasıl işleyeceğiz? şimdi? Cursor var ama cursor bir yeri gösteriyor. Ama biz bütün datanın sonuçların üzerinden geçmemiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Önce bir tane cursor tanımlıyoruz bir relation veya query için. Şimdi sadece tabii e, SQL query'nin sonucu üzerinden de olmuyor cursor. Mesela tablodaki elemanlar üzerinde de gezmek istiyorsanız satırlar üzerinde gene bir cursor üzerinden ilerliyorsunuz. Bir tane cursor e, açıyoruz. Sonra e, fetch ediyoruz. Yani bir tuple, bir sonraki tuple, bir sonraki tuple şeklinde cursor'ı hareket ettiriyoruz. Dolayısıyla başta başladık. E, ee, fetch ettik. Sonrakini fetch ettik. Sonrakini fetch ettik. Bu şekilde ilerliyor. E, cursor'ın sıralamasını order by zaten e, aslında query'lerde bahsettik bundan ama e, belki çok hızlı geçmiş olabiliriz. Order by ile aslında çıkan sonucun sıralamasıyla oynayabiliyoruz. Dolayısıyla hangi sırada e, rekortları getireceğimize order by ile karar veriyoruz. Tabi e, tabii bu order by'ın Select'in içinde olması lazım. Dolayısıyla mesela diyelim ID'ye göre sort et. Yok işte order et. Yok name'e göre order et gibi bir şeyi söylememiz lazım. Bu arada tabii cursor'la gezdiğimiz record'ları modifiye de edebiliyoruz. Dolayısıyla sadece sonucu elde etmek değil. Sonucun üzerinde modifikasyon da gerçekleştirmek mümkün. Yani cursor gerçekten aslında datanın üzerinde geziyor o, diyebiliriz. Mesela bir tane örnek yapalım. Cursor that gets names of sailors who have reserved a red boat in alphabetical orders. Şimdi bunu zaten hatırlarsak kırmızı bir botu rezerve edenlerin query'si neydi? Select s name from sailors s boat b reserved r re, e, kırmızıyı ancak boatları renginden alıyorduk. Onla e, onunla da rezervi bağlıyorduk. Onunla da sailors'ı bağlıyorduk. Re, rezervin ID, boat ID'siyle, botun boat ID'si Sailor'ın SID'si de rezervin SID'sini birleştiriyorduk. Ve son olarak da bunu bitiriyoruz. Şimdi burada bir de order by var. Çünkü e, Sailor'ların isimlerini sıralıyor olmamız lazım. Şimdi burada order by dememiz gerekiyor. Aksi takdirde tablonun sonucun içindeki sıraya göre bunu döndürüyor. Yani otomatik olarak onu sıralamıyor. Burası önemli. E, şimdi sonuç tabii SS name olduğu için ID'ye göre sort edemiyoruz. Dolayısıyla eğer select'in içinde ssid de olsaydı SSId'ye göre de sort edebiliyorduk. Dolayısıyla bir şeye göre sort edecekseniz o tabii ki onun sonucun içinde olması lazım. Okey şimdi burada e, örnek bir e, kod var. E, C kodu. İşte SQL state verilmiş. Burada değişkenler tanımlanmış. E, sonra işte cmin rating random bir e, sayı verilmiş. Sonra exec SQL e, dikler verilmiş. Sonra da e, fetch ediyoruz. Bakın e, cevap e, s-info'da e, cursor şeklinde. Sonra bu s-info'dan fetch ediyoruz. Neye fetch ediyoruz? Into s-name s-age. Neden? Çünkü e, buradaki e, select'te verilen e, s-s-name ve s-age iki tane field dönüyor. Dolayısıyla burada da onlara e, fetch e, göndermiş oluyoruz. Tabi bunları da e, her bu aldıktan sonra aslında bu variable'ları attığımız için o variable'ları da istediğimiz gibi buradan sonrası aslında C koduna karşılık geliyor. Burada SQL State'le bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şimdi tabi bir başka problem de şu. Cursor'la cevabı aldık. E, peki e, bir sonrakini aldık bir sonrakini aldık. Bittiğini nasıl anlayacağız? İşte o da e, SQL statete aslında e, elde edilmiş oluyor. Bunun dışında memory problemleri de var tabi. C gibi bir dil için doğal olarak. Bunu e, execute ettikten sonra hafızada durduğu için bu cursor. O cursor'ın da memory de allocation yapmamız lazım. O yüzden execute SQL close'la da bu işi e, hallediyoruz. Okey. E, gelelim dinamik SQL'e. Şimdi dinamik SQL ne demek? Şu demek. Şimdi buradaki static SQL'de biz genel bir sonuç alıyoruz. Ama şimdi diyelim buradaki ratingten yüksek olanları buluyoruz ya bu rating baştan belli değilse mesela kullanıcı verecek 10 gibi bir sayı. Sonra da burada 10 yazacağız. Ama sıkıntı şu ki buraya 10 yazamıyoruz çünkü onun 10 olduğunu bilmiyoruz o anda. Şimdi buna dinamik SQL deniyor. Dolayısıyla parametrelerinin program içinde değişeceği SQL gibi düşünebilirsiniz. O zaman şöyle bir taktik yapılıyor. E, SQL query stringlerini string olarak tanımlıyoruz. Sonra da onun içine parametre atıyoruz. Şimdi mesela burada e, şimdi bu normalde mesela örneğin şöyle bir şey yaptık. Prepare to go from c sql string Dolayısıyla bunu normalde e, otomatik olarak gördüğünüz gibi e, execute edebiliyoruz. Prepare ediyor sonra da execute ediyor. Şimdi bu preparation'da e, başka şeyler de yapabiliyoruz. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi burada e, embeddingler yerine yani biraz önceki embedding taktikleri yerine e, database apiler kullanabilir miyiz? Onlardan e, bahsedeceğiz. E, burada en çok kullanılan şey aslında SAN'ın JDBC api'si Java api'si. E, bu genelde DBMS neutral yani hangi database management sistemi kullandığınızdan bağımsız olarak çalışıyor. E, özel bir standart e, interfeysi var, procedurelar ve objektler şeklinde ve e, sonuçlar da e, o programlama diline göre e, friendly e, bir şekilde gösterilebiliyor. Şimdi Architecture'da neler var? E, burada JDBC'de bir application var. Bu application, e, bu işi yapan uygulama. Yani biz database'e bağlanıyoruz ama ne yapıyoruz? Mesela diyelim bir öğrenci e, yazılımı var. Öğrencileri kaydediyor örneğin işte veya işte bir havaalanı management sistemi veya işte bir kafe management sistemi gibi düşünebilirsiniz. Burada bir uygulama var. Java uygulaması. Onun dışında bir tane driver manager var. Bu JDBC driver'ını yüklüyor. Bu driver bir de driver manager driver yüklettiği sonra o driver üzerinden operasyonlar gerçekleştiriliyor. Nedir bunlar? İşte data source'a connect etme, yani hangi database'e bağlanacağım? Sonra requestleri gönderme, query'ler ve sonra da sonuçların alınması. Bunların hepsi driver üzerinden gerçekleşiyor. Bir de data source var. Bu data source da sonuçları proses ediyor. Yani SQL statement'ların sonuçlarında neler var? Onları proses eden kısım data'nın kendisi data source. Şimdi değişik driver'lar var. Bu driver'lar üzerinden çok durmaya gerek yok aslında. Bridge driver var. Direct translation Java olmayan driver var. Network bridge var. Ve native API Java driver'a çeviren driver'lar var. Bunların üzerinden çok durmuyoruz, geçiyoruz. Şimdi gelelim ee, JDBC sınıfları ve interfacelerine. Şimdi bir tane query e, atmak için önce JDBC driver'ını yüklemek gerekiyor. Sonra data source'a bağlanmak gerekiyor. Yani hangi database olduğuna. Sonra da SQL statement. Çünkü sonuçta o database state, o database'deki o database'e özgü tablolara SQL statement atacağız. Dolayısıyla önce bir de onu da yapmamız gerekiyor ikinci aşamada. Şimdi bunu nasıl peki Java'da hallediyoruz? Driver Manager diye bir class var. Bu Driver Manager klasıyla hallediyoruz. hallediyoruz. Ee, Java kodda class for name e, deyip e, driverı veriyoruz. Şimdi e, Oracle'ın JDBC driver, Oracle driver diye bir class for name ile bağlıyoruz. Sonra da aplikasyonu e, ba ba başlatırken de bunu ekliyoruz. Şimdi bağlantıda neler var? E, bağlantıda sessionlar üzerinden bağlanıyoruz. Yani her bağlantı bir session'a e karşılık geliyor. Birden çok bağlantıda yapmak isteyebiliriz. Sonuç olarak threaded bir mekanizmayla örneğin. Burada JDBC URL'ini veriyoruz. Burada e, protokol ne? Sub protokol Oracle, diğer parametreler ve mesela hangi diyelim network'teki bir e, database'e bağlanmak istiyoruz. O network'teki database'e hangi e, porttan bağlantı yapacaksak bunu oradan söylüyoruz. Sonra bu porttan bağlanıyoruz, sonra o port üzerinden bağlantıyı gönderiyoruz. Burada tabii User ID ve Password'e de ihtiyaç var. Çünkü o bağlantıyı sağlayabilmemiz için o database'deki bir username olması lazım. Yani o database'e erişimi olan, tabii değişik seviyelerde erişim olabilir. O artık bizim bileceğimiz, ayarlayacağımız bir şey. Değişik seviyelerde erişimi olan User'lar var. Onların içinden işte bizim program içinde kullanacağımız User ID ve Password'ü burada veriyoruz doğal olarak. Bu tabii açık oluyor. Sonra e, burada e, connection'da neler var? İşte e, transaction isolation'ı belirliyoruz. E, bu bağlantı ne kadar hangi seviyede izole diye. Sonra e, connection'lar read only mi değil mi? Yani da, hadi biraz önce bahsettik ya çıkan sonuçlar üzerinden editing yapabiliyoruz e, database üzerinde diye. Bunu istemeyebiliriz. Yani sonuçta program yazdığımız program sadece okumayla ilgili bir şeyse onu baştan read only yaparız. Böylece e, bizim programımız üzerinden database'e saldırı mümkün olamaz diye düşünebilirsiniz. Veya işte değiştirme mümkün olamaz. Sonra e, auto commit e, diye bir şey var. Auto commit de şu. Aslında bundan da biraz bahsetmiştik. Başka bir kontekste. E, sonuçta ben bir database'e bir değişiklik yaptım. Bu değişiklik e, commit edilmeli mi? Edilmemeli mi? Yani e, Onlardan da ileride bahsedeceğiz. Database'de bir query ile bir modifikasyon yaptığımız zaman bu modifikasyon beklemeye alınıyor. O bekleme sırasında e, rollback yapılabiliyor. Yani geri alınabiliyor o değişiklik e, rollback ile ama commit de edilebiliyor. Dolayısıyla o değişikliği uygula gibi bir şey. Oto commit'te ise rollback yok hemen commit ediliyor. Dolayısıyla e, hemen commit etmesini istiyor muyuz? Bu da gene bir başka design sorusu. Sonra da işte e, bağlantı kapalı mı değil. Mi? Bağlantı kapalıysa tabii bir şey soramıyoruz gibi. Şimdi nasıl SQL statement'ı execute ediyoruz? Şimdi ondan bahsedelim. E, burada 3 tane farklı e, değişik statement var. Bir tanesi normal statement. Bunlar statik veya dynamic olabiliyor. Prepared e, statement'lar bunlar semi-statik. Yani belli bir kısmı değişken statement'ın o kısmı değiştirebiliyorsunuz. Bir de callable statement var. Callable statement dediğimiz şey ise stored procedure'lar. Stored procedure'lardan aslında bahsetmiştik daha önce. Hazır query'ler gibi düşünebilirsiniz. Bayağı da değişiklik yapabilen ve e, duruma göre çağrılan, otomatik çağrılan e, prosedürler. Şimdi prepared statement e, class'ta ne var? E, structure baştan belli ama parametreler runtimeda belli oluyor. Dolayısıyla mesela diyelim bana ID'si şu olanı getir diyeceksiniz bir statement olarak. O ID belli değil. ID soru işaretiyle gösterilecek. Query'yi hazırlarken o ID soru işareti yerine parametreyi koyuyoruz. Kodun içinde ve query o şekilde otomatik olarak oluşturulmuş oluyor. Şimdi mesela burada soru işareti var. İşte string insert into sellers value soru işareti soru işareti soru işareti. Dolayısıyla bu aslında hatırlarsak bir insert query'sinde değerleri tek tek söylememiz lazım. Ama o değerleri bilmiyoruz ki o query'i satırını yazdığımız yani şu satırı yazdığımız zaman bunları bilmiyoruz diyelim olabilir doğal olarak ya da öncesinden bunu ayarlıyoruz sonra ne yapıyoruz bu satırı yazıyoruz connection prepare statement SQL diye sonra parametreleri set ediyoruz bu da tabii şimdi parametreler deyince parametrelerin tipleri de var tabii ki işte integer olabilir string olabilir float olabilir orada bir hazır fonksiyon var her biri için yani integer için set int string için set string falan filan diye e, buradaki tabii set ettiğimiz şeyler de değişkenler. Yani o sırada o Java kodunun içinde yer alan değişkenler. Yani SID'yi mesela kullanıcıdan aldık. E scanner'la mesela ya da sname aldık, rating aldık, age aldık veya dosyadan okuduk. Artık nasıl aldıysanız ona göre parametreleri set ediyoruz. Sonra da execute update yapıyoruz. Şimdi execute update yaptığımız zaman statement'ı execute ediyor ve aynı zamanda da update varsa onu da gerçekleştiriyor. Bu execute update'in özel bir durumu var, döndürüyor aynı zamanda bir şey nedir? Kaç row'u e değiştirdiğini bunu söylüyor, bunu isterseniz output olarak da verebilirsiniz. Şimdi gelelim cursor meselesine, yani sonuçları nasıl e görebiliyoruz ondan bahsedeceğiz. Sonuçları görürken de e prepared statement execute update sadece recordları döndürüyor, execute query ise su so data'nın kendisini gönderiyor. Ama bunun için bir result set object var. Bu da bir cursor. Zaten bundan daha önce cursor meselesinden bahsetmiştik. Dolayısıyla execute update dediğin zaman sonuç yok. Sonuç var ama sadece kaç tane satır olduğunu söylüyoruz. Execute query ise o satırları tek tek e, döndürmeye başlıyor. Şimdi burada mesela query'i e, burada gö gönderdik SQL'i ve result set döndürdü bakın. rs. Peki bu cursor'lar üzerinde nasıl gezeceğiz? Aslında yukarıdaki kodda vardı, do while vardı. Burada da while'la While rs.next dediğimiz zaman burada hiç e, error e, kodu falana ihtiyaç yok. Rs. Next metodu size otomatik olarak başka bir result olup olmadığını döndürüyor. False da burası zaten çıkmış oluyor. böyle bir while loopla ile tek, tek e, rs'i gezebilirsiniz. Şimdi e, burada tabi gezme e, de olabiliyor. Yani sadece ileriye gitmek zorunda değilsiniz. Previous'ta gidebiliyorsunuz. Absolut'ta gidebiliyorsunuz, de gidebiliyorsunuz. First ve last da var. Dolayısıyla bu tarz bütün o sonuç üzerinde istediğim gibi ileri geri gitme avantajım var. Absolut deyince bu kadar 5 tane git, relatif deyince şu andaki duruma göre git gibi. Şimdi tabii burada data type'larla da bir matching olması lazım. Ne tarz matching'ler var? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz setter metotları olduğu gibi getter metotları da var. Dolayısıyla şimdi şurada aslında ne yapmıştık hatırlarsak burada parametreleri set etmiştik. Şimdi burada da sonuç var. Sonucu almamız lazım. Yani diyelim kişinin sayıların adını aldık, sayılırın idsini aldık, sayılırın adı string, sayılırın idsi integer. E bunları çünkü variable'lara atmamız lazım. O attığımız variable'lar string ve integer, string variable'a integer atamayız. Dolayısıyla ne olacak? get get diye metotlar olması lazım. Burada da bakın gördüğümüz gibi bu SQL type'a karşılık gelen e, result set metotları var. Bunlar da tabii time ve timestamp ilginç tabii. Get time ve get timestamp gibi metotlar var. Şimdi bunun dışında tabi exception ve warningler neler? İşte e, java SQL, SQL exception atabiliyor. E, bu e SQL exception'ın bir parçası e, Sivir'de değil. Şimdi mesela diyelim burada bir try catch'i görüyoruz. Create statement var. Warning'leri al bana diyoruz. Bir sonraki warning'i al. Execute update de. Bu şekilde aslında onları tek tek ne yapabiliyoruz? Çekebiliyoruz. Evet şimdi bu noktada başka nelere mesela sadece kalkacağım bir SQL query'si atmayacağım. Metadatayı da öğrenmek istiyorum. Yani database'de mesela kaç tablo var, e, bu tabloların fiyatlarının isimleri neler vesaireler. Bunları da alabiliyoruz. Dolayısıyla e, katalog diyoruzduk bunu hatırlarsak. E, katalog enformasyonu da getirmemiz mümkün. İşte ne yapıyoruz? E, database get, metadata deyip con get metadata ile metadata'yı çekiyoruz. Sonra da bunun driver'ını driver, driver version'ı e, veya işte e, tablonun ismini mesela burada bakın ne yapıyoruz? E, get metadata diyoruz. Get tables diyoruz. Bunları null olarak vermişiz parametreyi. Dolayısıyla bütün tabloları tek tek çekebiliyoruz. Bakın bütün tablo name'i get string table name dediğimiz zaman tablonun adını veriyor. Sonra da get columns diyerek de bu tablo name'ine göre bakın parametrelerle o kal kalımları tek tek çekebiliyoruz. Dolayısıyla o kalımların özelliklerini gene aynı şekilde öğrenmemiz mümkün. Dolayısıyla bu şekilde o database'de hangi tablolar var vesaire var bunları da öğrenebilirsiniz. Display'de edebilirsiniz. Şimdi burada bir tane e, örnek bir e, şey verilmiş. İşte bir connection söz konusu. Login ve password burada tabii verilmemiş. O belli değil. E, bir create statement yaratılıyor. Query bu. Select name rating from sailors. Tüm sayılara getiriyor. Execute query yapıyor. Execute query dediği zaman bütün sayılar name ve rating olarak döndürmüş oluyor. Sonra RS next bakın bütün e, şeyleri tek tek çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Her result'ın Get string name dediğimiz zaman bunu name'ini alıyoruz. Get float'a Dolayısıyla buradaki field ismiyle buradaki şey aynı. Ona dikkat. Dolayısıyla e, o neyse burada da onu yazıyoruz. Burada string ise string, float ise float diyoruz. Bunları o variable'lara atıyoruz. Sonra da bakın onları print etmişiz. Dolayısıyla çok standart, basit bir örnek. Burada tabii istediğiniz şeyi yapabilirsiniz bu datayı aldıktan sonra. Ekranda gösterebilirsiniz. Şekilli, şemalli, ilginç, güzel şeyler yapmak mümkün. Okey. Ee, bunun dışında SQLJ diye bir şey de var. Ee, burada e, bunu görüyorsunuz mesela veri variable'lar var. Bunlar üzerinden e, çalışma yapmanız mümkün. SQLJ kodu da e, gene burada bakın int int diye SQL iterator var. E, dolayısıyla query'i veriyoruz. Burada parametreler var. E, sonra da e, bu şekilde e, yapabiliyoruz. Dolayısıyla SQL aslında başka bir alternatif e, JDBC bağlantısı üzerinde. E, bunun iteratörleri de var. E, dolayısıyla burada da gene position iteratörü var. Bakın burada gördüğümüz gibi while true diyoruz, fetch diyoruz. Buradan da ilerliyoruz. Her birinde tek tek fetch into ile e, bu sayların sonuçlarını SID'ye ve SNM'e aktarmamız mümkün. Evet son olarak stored procedure'lardan e, bahsedelim. Stored Procedure nedir? Stored Procedure bir SQL Statement çalıştırılan bir program. Server tarafında çalıştırılıyor. O en önemli avantajı. Yani bu tarafa çekip Query'i burada çalıştırmak yerine Server tarafında atıyorsunuz, o orada çalışıyor, sonucu döndürüyor. Neler var? Data'ya yakın olan bir Application Logic yaratabiliyorsunuz. Başka kullanıcılar bu Application Logic'i kullanabiliyor. Ve e, tek tek record'la cursor'la bunu değiştirme gibi bir şeyiniz yok. Arka tarafta sık sık kullanılan e, metotları slot procedure yapabiliyoruz. E, mesela number of reservation'ı döndüren bir e, procedure döndür diyoruz. İşte nedir bunlar? İşte select ssid sname count star from sailors. Dolayısıyla group by ssid ssname. Dolayısıyla bu ssid ve s_name ile e, o sailor kaç tane rezervasyon yapmış. Bunu döndürüyoruz mesela. Burada neler var? procedure'ın bu bir fonksiyon aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Metot. Bunların input, output parametreleri var. Bir de in out parametreleri var. Yani gönderdiğim parametreyi değiştirebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla mesela create procedure increase rating seller id integer, increase integer. Dolayısıyla seller id'yi buluyor. O ID o ratingdekini increase ediyor bu kadar. Bakın update seller set rating settings art increase. Increase kadar arttırılıyor de Seller ID e olanlar için. Okey. Ee, bunlarla da nasıl çağırıyoruz? İşte Exec, SQL begin Gündelikler Selection. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Ee, increase Rating'i Exec Call'la çalıştırabiliyoruz. Bu o şey tarafında. O static SQL tarafında. Ee, JDBC tarafında da bakın. Prepare Call diyoruz. Call Show Sailors. Sonra da execute query diyoruz ve bunun üzerinde de sonuçları görebiliyoruz. Bu tarafta da SQL SQLJ var. Benzer şeyler orada da geçerli. Okey. Bunlarla da bu konuyu bitiriyoruz. SQL SQLP SM'e yapmayacağız zaten. Bugünlük bu kadar.